Herkese merhaba arkadaşlar, yepyeni bir Şarava Şeys bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata, Şarava Şeys'e kaldığımız yerden tam Gazara'yı keren devam ediyoruz. Önceki Şarava Şeys bölümünde sahne 2'nin 5. bölümüne devam etmiş. Kıvılcım'a tekrardan gelmiş, biraz zorlansak da başarılı bir şekilde kendisini alt etmeyi başarmış. Ve ardından da sahne 2'nin final bölümü olan Aile Babası bölümüne geçmiştik. Bu bölümde sizlerle beraber boss'a kadar gelmeye çalışacağız. İnşallah Guru'yu da biz zorlarız. Neler yapabiliyor bir test ederiz. Ondan sonraki bölümlere sahne 2'de sizlerle beraber bitiriyor oluruz diyerekten. Daha fazla Şarava Şeys videoları gelmesi istiyorsanız ve sebze arasına koymak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bir benim Rabbim kabızlara abone de. Ne yapacağız zaten çok teşekkür biliyorsunuz. Eğer ki bu bölümün 150 beğeni gelirse sıradaki bölüm, sıradaki gün sahne 2'yi sizlerle beraber bitiriyor olacağız. Haberiniz olsun. Şuradan hemen bir upgrade'lerimizi yapalım önce. Çok seri bir şekilde upgrade'lerimizi yapalım. Hatta şuradan minnettarlık federe ödüllerini toplayalım. Güzel de bir para aldık. Tecrübe puanı olarak da 2630 kaldı. Sonra 18 seviye olacağız ama para olmadığı için o kadar. Maalesef ki şu an kabiliyet alamıyoruz. Ama onu da bir şekilde hallederiz. Şurada hemen yükseltmelerimizi yapalım. Katalayı yükselttik. Sopayı nadir yaptık. Hatta yıldızı nadir yaptık. Sonra çakrabı yıldızı yeşil yaptık. Çakrabı tekrar yükselttik. Katalayı bu arada artık mavi yıldızlı hale getiriyoruz. Çok şükür şunu yapabildik. Hasar ciddi oranda arttı şu anda. Kritik vuruş şansı %5 artmış oldu bu sayede. Şöyle hemen katalayı fullleyelim çünkü yoksa hasarımız düşük kalacak. Kıvılcımız zaten o yüzden doğru düzgün yenememiştik bir türlü. Ama önce bir Lynx'le bir düello yapmak istiyorum. Önce bir Lynx'le kapışalım. Oradan da biraz para alalım. Şuraya hemen Yavva'yı seçelim. Ardından hız büyüsü. Aha da bu arada bir de peygamberin okulu geldi. Kritik vuruş. Serserbetir geldi. Oha bu arada Lynx'in 10.5k canı var. Şaka mı? Hocam canı gitmiyor. Hocam hasar yemiyor. Hocam çok canı var gerçekten. Allah bilir var ya gurulu kaç canı olacak şimdi var ya. Çok vuruyor Lynx sabah. Hani biraz fazla vuruyor. O biraz canımızı sıkacak ama yapacak bir şey yok. Kritik vurursam gerisi gelir zaten. Her şekilde. Kritik vurursam sersemletmeyle beraber güzel kombalar çıkartabilirim. Aha büyü de yedi. Çok güzel. Allah'tan büyüğümüz falan da fena değil. Büyüyü fulledim zaten 29 seviyeyi 30'a çıkardım yani. Hasarlı daha da arttırmış oldum. Büyüyü destansı yaparsam çok can yakabiliriz. Yani büyüyü gerçekten işe yarar bir işe kavuşur. Yani muhakkak bir faydası olur yani. Şöyle tık. O da bize kritik attı. Biraz yaktık ama Lynx çok vuruyor. Çok fazla vuruyor abi. Tamam hani bomba hasarı yüksek değil eyvallah ama uçuyoruz falan ya. Biraz canımızı sıkıyor malum. Tık. Sıkıntı yok. Tamam kritiği vurdum. Büyüye. Tamam çok güzel. Sersemleme de daha gelmedi zaten. Yani sersemleme özelliği aktif olmadan kesmeyi başardık. Güzel. Hadi lan bir round kaldı. Şu bir round'ı da alayım. Sonra güzel ekipmanlar gelir belki. Şansımıza. Hani belki yalandan bir upgrade falan yaparım o yüzden. O yüzden çok önemli şu anda. Yapabileceğim herhangi bir yükseltme. Malum sahne 2'nin son bölümündeyiz artık. Şu an ne yaparsak kar. Önceki bölümlerde hani bölümü geçmek için bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ama şimdi sahne 2'yi bitireceğimiz için şu an ne yaparsak artı. Ne yaparsak işimize yarayacak ekstradan. O yüzden çok önemli. Ve Lynx'i de kestik nihayet. Hatta büyüyle kestim. Dilimde de olmasın. Bu arada sesi bir tık kötü geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Yani ses olarak tam toparlayamadım hastalık sürecini. Ama onun dışında iyiyim. Haberiniz olsun. Geçmiş olsun dilekleriniz için de. Ayrıca teşekkür ederim. Bir beğeni bırakırsanız. Her beğeni bir geçmiş olsun olarak. Çok güzel olur. Şöyle maksimum yükselt dediğimizde ne oldu? 23 seviye zırhımız oldu. Ama tomar falan çok eksik şu anda. O yüzden ne yapalım? Mecbur şu zırhı seviyesi düşürsem mi diyorum da. 2911, 2189. Ha, düşürsem iyi olacak ya. Düşüreceğim. Mecbur düşüreceğim şu anda. Yani zırhı upgrade yapmam lazım. Evet.
Ya 31 seviye yaptık şu anda. Tamam, canımız falan bayağı arttı. Eyvallah. Armorumuz da güzel bir şekilde artmış oldu. Ama eğer ki ağır zırh olsaydı işimiz daha iyi olabilirdi. Ama olsun da çok da dert değil. Evet. Şu an 31 seviye dediğim gibi. Kritik vuruş hasar da düşüyor. Blokta da hasar da düşüyor. O açıdan çok önemli. Şimdi hemen daha fazla vakit kaybetmeden çok seri bir şekilde şuradan bir sandık ödülü alalım. Altı, bu arada anahtar geldi. Bir tane kullanayım, belki bir şey gelir. Arzık geldi. Ya şansa bak ya. Ya şansa bak. Yıldızlı yaptık abi zırhımızı. Yıldız yaptık da neyse, bu bölüm böyle kalsın. Sonraki bölüme şey yaparız muhtemelen. Hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım başımıza neler gelecek. Fırtına cephesi tabii ki de. Bu baya baya hani combo yapmamızı kolaylaştıracak. Bir de özellikle onun ikinci seviyesini falan açarsak çok çok rahatlarız. Bu ara iyi vuruyoruz ha. Orta zırhın işlevi işte. Acaba şey olduğu zaman, zırh can verdiği zaman, yani orta ve hafif olduğunda falan daha mı çok vuruyoruz? Yani koruma daha az oluyor, evet. Ama belki de daha fazla vuruyoruzdur. Onu bir yorumlar kısmına yazarsanız iyi olur. Hasar farkını merak ediyorum çünkü. Katanamızın hasar da iyi. Şu andaki iyi yani, işe yarar. Tamam, yıldız yaptık bir zahmet. Yılınla beraber fiyandı kestik, güzel. Büyü yanması var. Direkt bunu destansı özelliklerden gidiyoruz şu anda kısmen. Umarım güzel başka şeyler de gelir de. Hayatta kalabilitem artar da boss'a gelebiliriz. Bir de bana fazla vurmasalar çok iyi olacak da. Can sıkabiliyorlar malum. Bunu inceyi de kestik. Güzel. Gayet güzel. İnfaz geldi. İnfazı kullanacağım çünkü daha 4. round'dayız. Hatta canlardan fırladığı için artık şu an çok işimize yarar. Bir K falan vuruyorum kritikte. Güzel güzel. İstediğim hasarlar bunlar. Şimdi bir tane daha vurdu mu? Tamamdır, güzel. Güzel güzel, gayet iyi şu anda. Az hasar iyi iyi. Aha da Borreo'nun patisi geldi zaten. Kritik artı kafaya kasarla canavar gibi vurabiliriz. Katana zaten fulldü. Şu an kafaya vuracağım her hasar bayağı can yakar. Tabii eğer ki salarlarsa beni. Tık. Seni çok iyi hatırlıyorum bu arada reis. Sen bayağı can sıkıyordun Shogun bölümünde. Tipinden belli zaten direkt Shogun bölümünden olduğu. Shadow White'deki. Başka ne var? Hayatta kalma içgüdüsü var. Evet, önemli. Acaba bir altlık güçlendirme mi bu? Merak ediyorum. Neyse, geç burayı. Acaba başka bir alana falan geçecek miyiz? Sahne 1'deki gibi. Çok can dolu, güzel. Sahne 1'deki gibi. Aha, bu arada başka bir yere geçtik, evet. Aha da başka bir yere geçtik. Ama diyalog falan oluyordu. Burası zaten eski aralarda vardı. Eski aralar dedim, Special Edition'daki. Shadowfire Special Edition'daki. Sensin hikayesinde oynadığımız kısımdı burası. Hatırlıyorum gayet yani. Önce hatta genç Shogun'un ardından Prens'le kapışmıştık. Canımızı arttırabiliriz. Ki fena da olmaz ya. Burada can işimize yarar. Yani her dördüncü saldırıda blok kırma falan da iyi olsa da vururuz bir şekilde ya. O çok şey değil. Tık. Kafaya da vurduk. Çok güzel. Büyü direkt vurdum. Derken yemedi. Ya bu ninjalar nasıl büyü yemiyor bilmiyorum. Ben olsam yemiştim kesin. %1 milyon yemiştim abi. Benim hayattaki şansım. Ama öldü. Güzel. Yıldırım da hasar desteğiyle beraber infazı da tetikliyor hem. O bayağı güzel oluyor. Aha, %20 sağlık. Bakalım canımız ne kadar olacak. 6K. Uf, 6400 oldu. Çok iyi. Ah. Ama yani çok vuruyorsun. Tamam, canımız iyi arttı. Eyvallah da. Hocam çok vuruyorsun. Tık. Tık. Ah be ya, yıldırım çarpacağını bilseydim daha erken reaksiyon gösterdim, başka bir şey yapardım. Tık. Güzel. Bir K'da kestik. Çok iyi. Çok çok iyi. Rahat geldik ya. Şu 9'u da geçsek. Uf, ölüm patisi 2 geldi bu arada. Bir hasar veririz var ya şimdi. Bir hasar veririz. Aman aman ölmeyeyim de. Uf, 1500 yedim ya. Uf, ağzım burnumu kırdı. Ben burada bir reklam izleyip kaldım. Ziyaret Tabgaz. Devam edeceğiz sevgili dostlar.
Evet hadi bakalım, bu sefer canımız full şekilde geldik. Ama yani bir sal beni. Sallan beni. Manyağa bak ya. Uf, ağır ağır da kritik daha bu arada. O zaman bir büyü yedireyim de. Şöyle de bir tık. Bir daha tık. Çok güzel. Ağır ağır da kritik atıyoruz abi. Çok güzel. Öldü. Öldü. Çok iyi. Çok çok iyi. Keşke o gravi yemeseydim. Canımın 5'te 1'i orada gitti. Aa, ceza var ama ceza almam olmaz. Muazzam sağlık alayım bari. Evet, guru. Haydi bakayım. Haydi bakayım. Ailemin rahatsızlık verebileceğinin farkındayım. Ama eminim ki bunun cinayetten daha iyi olduğunu iki biz de biliyoruz. Tam tersi. Aile kazarısı dünyada artık savaş olmayacak. Hiçbir dünyada. Çünkü yok edeceksin değil mi çakal? Tarikatın veya dünya hakimiyeti planının umurunda değil. Küre parçasına ihtiyacım var. Bekle. Yani aileyi yok etmek için burada değil misin? Ondan bana ne? Bana parçayı ver ve barış için ayrılalım. Barış için ayrılmayı gerçekten isterdim ama bunu yapamam. Ailenin refahı için küreye ihtiyacım var. Parçayı koruyacağım. En azından makul bir diyalog gerçekleşti abi. Makul bir diyalog oldu. Güzel. Ama yani can farkı çok fazla tabii ki de. Doğal olarak. Ama zorlarız guruyu. Guruyu zorlarız. İlk fasını aldım. Daha azını beklemiyordum. Oha bu ne? Bu ne abi? Oha. Kaplan gücü hissedebiliyorum. Hasar arttırıyor zaten kaplan gücü, onu biliyoruz. Daha o kadar fazla kritik vuruyorum ki. Aha. Guruyu baga soktuk. Ailem için dövüşeceğim. Dövüş bakayım biraz. Tamam, yemedik abi onu. Ha, küreyi yersen tabii fark etmiyor. Oha. Dur abi, şu alevim mi geçsin olur mu? Alevim mi geçsin? Alevim mi geçsin? Tamam. Bakalım kaç vuracağım, onu merak ediyorum. Çok da vurmuyormuşum. Bir de iki tane büyü de atabiliyor, manyak. Aa, kestim. What the fuck, kestim. Tek kedi lan. Lan amacım guruyu yenmek değildi. Beklemiyordum. İnfazın gücü abi. İnfazın gücü. Evet arkadaşlar, size bir kıyak geçmiş oldum. Bunu beklemiyordum ama. Let's go. Oha. Öyleyse şimdi söyle bana, patlamadan sonra ne oldu? Yani önemsiyorsun. Neyi önemsiyorum? Patlamadan kaçamayanları, geride kalanı, çığlık bile atamayanları. Ne diyorsun? Dur tahmin edeyim. Bahane mi düşünüyorsun? Hamster'ın yardakçıları mıydı? Tabii ki. Ve onlar onun köleleriyle. Veya onun sırf itaatsizlik yüzünden onları öldüreceğinden korkuyorlardı. Şimdi kahraman gibi hissediyor musun? Henüz değil mi? Zaten hissediyor muydun? Tabii ki. Sen mükemmelsin. Bu kadar yeter. Elbette. Git ve şöhretinin keyfini çıkar. Hem de kendi hayatını kurtar. Başkalarını önemsemiyorsun. Diyor. Çok sağlam bir diyalog gerçekleşiyor. Abi ben gerçekten beklemiyordum böyle kesmeyi ya. Hani biraz daha canını azaltırım, infaz gelir falan, ondan sonra ölürüm diye düşünüyordum. Beklemiyordum. Evet, istisnalar kaideyi bozmaz diyerekten. Ben bir şuradan reklam izleyeyim. Ardından diyaloglarla beraber yavaştan bölümü bitiririz. Evet sevgili arkadaşlar, 15 mücevheri de aldık. Seviye 18 olduk. Zaten bekliyorduk olmayı. Sonra diyelim. Şimdi indirmeyelim. Üçüncü bölüme hemen geçmeyelim. Ne oldu gölge? Galip geldin ama hayalet görmüş gibi görünüyorsun. Gölge hastalığı. Beni için için öldürüyor. Bunu durdurmanın tek yolu ebedilerin küresini birleştirmek. Ne? Ya. Ben, sensei ve hatta sisi hepimiz senin yanındayız. Sen hepimiz için değerlisin. Bunu yalnız başına atlatmak zorunda değilsin. Bunu bir daha yapmayacağına söz ver. Düşmanımı tanımak ve yüzündeki korkuyu görmek isterim. Bunu birlikte atlatacağız. Tamam, bundan sonra ne yapacağımı bilmiyorum. Grup ve diğer generallerle ilgili bir şey söylemeden. Ben olmasam ne yapardınız? Zihniniz silahlar ve dövüş ile dolu. Biz tanışmadan önce nasıl hayatta kaldınız ki? Gerçekten bilmiyorum. Bu da ne? Yakınlarda tüm dünyaların en iyi dövüşçüsünün seçileceği bir dövüş sanatta turnuvasının başlayacağına dair bir söylenti duydum. Yeni bir gölgede kapısı açılmadıysa başka bir dünyada oraya ulaşmanın tek yolu yarıktır. Hadi turnuvaya gidelim. Analizime göre cezalandırıcı tarikatlara karşı... Ya püf, geç onu ya. Allah aşkına geç. Evet sevgili arkadaşlar. Gerçekten çok şaşırtıcı bir şekilde bölümü başarılı bir şekilde geçtik. Beklemiyordum. Gerçekten beklemiyordum yani bunu. Hem özür diliyorum hem de baya baya sevindiğinizi düşünüyorum yani. Normal şartlarda yenemeyeceğim bir dövüştü. Ama bu istisnalarla beraber gurunun içinden geçtik arkadaşlar. Ki genel olarak iyi oynadım falan eyvallah ama
Genellikle iki bölümde bir geçiyorum ya, öyle daha istikrarlı bir ilerleme falan oluyordu. Ondan dolayı öyle yapıyordum. Bu arada destansı büyümüz hayırlı uğurlu olsun. Beklemiyordum bunu da. Güzel oldu. Tatlı oldu. Hoş oldu. Hatta seviye 31'e çıkardık. Şu zırh var ya, hayatımı bayağı kurtardı bu arada. Hem canı daha fazla verdi. Hem de tabii ki de mevcut zırhımdan daha yüksek olduğu için falan şey yapmış olduk. Ekstra yükseltmiş falan da olduk. İş yaptı. Yani kritik uçta hasar falan düşüyor vesaire. Güçlüydü yani gerçekten. Neyse. Sevgili arkadaşlar, 3. bölümümüz hayırlı uğurlu olsun. O zaman madem yeni bölüme geçeceğiz, sizden sevgili dostlar 200 beğeni isteyeceğim. Haberiniz olsun. Normalde 150 derdim. Ama her yeni bölüme geçeceğimiz zaman 150 beğeni isteyeceğim. Ki biraz ilgi yoğunluk falan da olsun. Neyse sevgili dostlar, tekrar hayırlı olsun diyerekten önlük benden bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız ve destek olmak isterseniz, destek amaçlı beni bırakmayı, kanalımıza da hala abone değilseniz de ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza web sitesinden de başka gösterilerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.